Merhaba arkadaşlar. Kısa bir tekrar 2 kısmında beraberiz. Türkiye'nin güneyinde uzanan sıra dağlar. Demiş ki bu orojenez sonucu, iç kuvvetlerden orojenez sonucu oluşmuş olan torosları dikkate almak mümkündür. Bunun yanında biz orojenezi baktığımızda kıvrım ve kırılma olarak 2 başlık altında inceleyebiliyorduk. Diğer kısma bakarsak epirojenez ki toptan yükselme, toptan alçalma, transgresyon, regresyon gibi kıta oluşum hareketlerini ifade ediyordu. Türkiye'de 3. zamanın sonuna doğru 4. zamanın başından itibaren toptan yükselmeye başlamıştı. Ki toptan yükselmenin en iyi kanıtlarından birisi de platolar ya da çevresine göre yüksekte bulunan düzlük ve yine çevresine göre biraz daha yüksekte bulunabilecek ovalar kısmında değerlendirilebiliyor ama en iyisi tabii ovalar kısmında özellikle işte yüksekte bulunan kısımlar dikkate alınabilir. Volkanizma, Türkiye'de en geniş yayılış alanına sahip volkanımız, kalkan şeklinde de ifade edilen Güneydoğu Anadolu'daki Karaca Dağı'dır. Deprem diğer adıyla seizma ki 4 iç kuvvetimizden birisi. Türkiye'de şu ana kadar büyüklüğü en fazla olan deprem Erzincan depremi özellikle bu kısımda dikkate aldığımız bir deprem olarak karşımıza çıkıyor ve Türkiye'nin en uzun fay hattı olan Kuzey Anadolu fay hattı üzerinde yer aldığını söyleyebiliriz. Dış kuvvetlerimizde ise neler var? Akarsu ki Türkiye'de baktığımızda en etkili dış kuvvetimiz akarsulardı. Bunu unutmuyoruz. Bunun yanında Seyhan, Ceyhan nehirlerini oluşturduğu deltamızın adı da Çukurova Deltası'ydı ki Türkiye'nin en büyük delta ovasıdır. Bunun yanında en büyük kıyı ovası olarak dikkate alınabildiğini söyleyebiliriz. Rüzgarlar ki masa görünümlü aşınım şekillerini biz mantar kaya diyoruz. Türkiye'de mantar kaya ya da buna benzer şekiller daha çok İç Anadolu'da görülüyor. Çünkü kurak, yarı kurak alanlar olması gerekiyor. Bitki örtüsünün cılız olması gerekiyor. Buzullar ki buzulların taşıdığı topraklara moren adını veriyoruz. Türkiye'de en az etkili olan dış kuvvetimizi oluşturuyor diyebiliriz. Bunun yanında dalgalar ki dalgaların özellikle kıyılarda oluşturduğu eski Türk filmlerinde o intihar sahnelerinin kıyılarda deniz kıyılarına çekildiği o uçurumlara biz falez ya da diğer adıyla yalıyar adını veriyoruz. Ki Türkiye'de falez ya da yalıyarlara en çok tabii rastlandığı birçok alandan bahsedilebilir. Doğu Karadeniz özellikle baktığımızda Antalya çevresi Teke, Taşeli kısmında dikkate alınabildiğini en çok tabi bu görülen alanlar sadece bu kadarla sınırlı değil. Batı Karadeniz'de var, Yıldız Dağları kısmında var, Sakarya kısmında var. Yani birçok yerde bunlardan bahsedebiliyoruz. Ki burada şunu da ek bilgi olarak verip bitirelim. Falez ve delta birbirine zıt iki şekildir. Ki bir yerde falez varsa orada deltayı, delta varsa falezi göremiyorsunuz. Falez ve delta birbirine zıt iki şekil. Evet, kısa bir tekrar yapmış olduk arkadaşlar. Bir dahakinde görüşmek dileğiyle.